Herkese merhabalar. Yaz aylarında serinlemek amacıyla tükettiğiniz asitli içecekler, soğuk çaylar, limonatalar özellikle basit şeker içerdiği için hem iştahınızın artmasına sebep olacak hem de özellikle göbek çevresindeki yağlanmalara sebep olacaktır. Yaz aylarında kilo artışı yaşamamak için, daha sağlıklı geçirmek için bu mevsimi özellikle hazır paketli içeceklerden uzak durmaya çalışalım. Yazın içeceğiniz en güzel içecek serinlemek amacıyla da kesinlikle su. Mutlaka günlük normalde 2-2,5 litre su tüketin diyoruz ama yaz aylarında bu rakamları biraz daha 3-3,5 litrelere çıkarabilirsiniz. Özellikle kilolar arttıkça su ihtiyacının arttığını unutmayalım. Kilogram başına mutlaka 0,033 mililitre su öneriyoruz. Kilonuzla 0,033'ü çarparak ihtiyacınız olan su miktarını hesaplayabilirsiniz. Bunun yanı sıra yine sade maden suyu içebilirsiniz. Günlük bir sade maden suyu yaz aylarında öneriyoruz. Çünkü terle birlikte mineral kayıpları da bu mevsimde çok oluyor. Özellikle maden suyu seçerken sodyum oranı düşük olanları tercih etmeye çalışın ki ödem tutmanıza sebep olmasın. Bunun yanı sıra yaz aylarında en çok kilo aldıran şeylerden biri birazcık yaz meyvelerini fazla kaçırmamız. Yaz meyvelerinde porsiyon kontrolünü birazcık unutuyoruz. Özellikle yine kavun, karpuz gibi serinlemek amacıyla tükettiğiniz meyvelerde bir oturuşta 3-4 porsiyon aynı anda tüketilebiliyor. Bunları mutlaka bir porsiyon miktarından fazla tüketmeyelim. Gün içinde normalde 2-3 porsiyon meyve hakkınız olabilir ama bunları aynı anda tükettiğiniz zaman kan şekeri dalgalanmasını arttırarak yine göbek çevresi yağlanmasına sebep olursunuz. Karpuz da 2 avuç içi kadardır bir porsiyon miktarı. Kavun içinde bu 1 avuç içi kadardır. Gün içine bölerek 2-3 tane porsiyon tüketebilirsiniz meyvede ama bunları aynı anda tüketmemeye dikkat etmeye çalışalım. Özellikle havaların ısınmasıyla birlikte biraz hareketi ihmal ediyoruz. Mutlaka yine yaz aylarında en azından günlük yarım saat 45 dakika yürüyüşünüzü ihmal etmemeye çalışın. Bu kurallara uyarsak bu mevsimi daha sağlıklı, daha formda geçirebiliriz. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşça kalın.